Gel bakalım. Aferin sana. Aferin oğlum. Aferin sana. Pırıl pırıl sıcacık kuş sesleri. Harika. Burası benim çocukluğumun geçtiği yere çok benziyor. Bizim köyümüzde de böyle çay vardı ama içerisi sırf pislikti. O yüzden orada böyle güzel güzel yürüyemiyorduk. Ama burası gerçekten çok huzur verici. Sadece birazcık trafik fazla. Yani araç trafiği daha az olsa tadından yenmez. Şurada kocaman bir incir ağacı. Burada da bir köpek var. Az önce sesini duydum. Şimdi bunlar benim bahçemde çıkan yabani otlar. Bu yabani havuç diye geçiyor. Kuşlar çok seviyorlar bunu. Çünkü çalı gibi oluyor. Yetiştiği yere göre tabii. Yerini severse büyük oluyor. Sevmediği yerlerde daha az oluyor. Tohumları da bu şekilde. Kelebekler, arılar da çok seviyor. Böyle yumru gibi oluyor. Zamanla da açılıyor. Şimdi ben bunları topladım, kuruttum, tohumlarını aldım ve buraya atıyorum. Bu çok kolay yetişen bir bitki. Burada tabii daha cılız ve daha bodur kalacaktır. Çünkü burada su yok. Su olan yerlerde daha uzun boylu oluyor. Ama bodur olması bence daha iyi. En azından daha kısa sürede tohum bağlıyor. Bakıyor ki etraftaki şartlar çok kısıtlı. Onun için hemen tohum bağlıyor. Burada güzel çiçekler açacağını düşünüyorum. Şu da sanırım yine arıların sevdiği otlardan bir tanesi. Yabani kekiğe benziyor. O da tohum bağlamış. Hayıtlar bir yandan tohum bağlamış, bir yandan çiçek açmış, bir yandan yaprak çıkıyor. Yani tam bir cümbüş. Hani böyle el sanatlarımızda vardır ya, kırk yama. Tıpkı kırk yama gibi. Her renk, her renk tonu ve her gelişim ve büyüme aşaması mevcut. Doğa huzur verici. İşte tam benim yaşayacağım yer böyle bir yer olmalı. Burada yaşayanlar şanslı. Hayvancılık yapıyorlar bu taraf. Kokudan rahatsız olmasın diye herhalde insanlar. Şehir içinde çünkü yasak bildiğim kadarıyla. Hayvan, büyükbaş hayvan yetiştirmek. Sanırım tavuklar için de geliyor böyle bir yasak. Belirli şartları taşıması gerekiyor üreticilerin. Tabii biz daha o aşamada değiliz. Hani bahçe varsa tavuk da mutlaka olmalı diyoruz. Ama işin içine koku giriyor, ses giriyor. Yani birçok etmen giriyor. İnsanlar rahatsız olabiliyor. Bu bağlamda da resmi kurumlar kurallar koyuyor. Tabii bu kurallar ne zaman uygulanır? O meçhul. Şimdi bir tane daha motosiklet geliyor. Gel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Şimdi motosiklet geçiyor ve hiçbir agresyon göstermiyor. İşte bu tamamen olgunlukla alakalı. Ve yetiştirmeyle alakalı. Bazı kişiler tabii kendi gücüne güvenemiyor. Adamın ruhunda bir boşluk var. O boşluğu hayvanların gücüyle kapatmaya çalışıyor. İşte hayvanı saldırtmaya alıştırıyor. Yani bunlar hastalıklı tipler. Bunlara hayvan verilmemesi gerekiyor. Yani sahiplendirme yapılmaması gerektiriyor. Şimdi yol üzerindeki abla dedi ki, işte benim kedim vardı, çok seviyordum, sokak kedisi, böyle arada bakıyordum. Bir tane köpek geldi, serbest geziyordu, kurt köpeği gibi iri bir köpek ve kedimi parçaladı dedi. Yani burada bu tür şeyler çok oluyor. Yani buranın kedileri de bir tuhaf, böyle bir Akdeniz havası, bir mayışmışlar.
Bir relax. Yani sabahleyin kedi çatıda geziyor. Düşecek, düştü, düşecek. Ya ne işin var senin çatıda? Burası çok ağaçlık ve çok rutubetli bir yer olduğu için çok fazla fare de oluyor. İşte onları yakalamak için çıkıyorlar. Ve fareler doğası gereği aşırı hızlı ürüyorlar. Mücadele etmek çok çok zor. O yüzden kedilerin karnı her daim tok ve onlarda böyle bir rahatlık oluyor. Köpek görüyorlar, kaçmıyorlar ya da kaçamıyorlar. O kadar kilolular ki işte teyze dedi ki köpeğine şey yapar mısın, bakar mısın? Daha önce böyle kedim zarar gördü. Dedim ki ben de kedi seviyorum. Şimdi insanlar şöyle ayrılmışlar. Kedi sevenler, köpek sevenler, hayvan sevmeyenler. Ya öyle şey mi olur? Bunların hepsi can taşıyor, kalpleri atıyor. Onlara sarıldığımızda kalplerinin atışını duyabiliyoruz. Yani bir insan gibi düşünüyorlar, hissediyorlar. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Tıpkı insan beyni gibi çalışıyor beyinleri. Hisleri de öyle. Çok duygusal canlılar. Yani böyle bir ayrıma gidilmesi, kedi seven, köpek seven, hayvan sevmeyen bana anlamsız geliyor. Eğer Yaradan yaratmışsa, ona bir nefes vermişse, bizim görevimiz de onları korumak, kollamak. Yani teyzeyi çok haklı buluyorum. Burada köpek sahiplerinin de duyarlı olması gerekiyor. Şimdi diyor ki bütün hayvanlar sokakta yaşamalı, bütün hayvanlar özgür olmalı. İyi de yani sen tutup koskoca bir kangalı sokağa bırakamazsın. Yanlış. Diyor ki o zaten çok yaşlı. Saldırmaz. Ama belli mi olur yani? Şimdi saldırsa o zararı nasıl ödeyeceksin? İşte bu bağlamda barınak yetkilileri ve belediyeler ya bir noktada çok iyi uzlaşıyorlar ya da sorumluluklarından feragat veriyorlar. Yani barınakların yükü azalsın olmamalı mantık. Hayvanlar için inşa edilen barınaklar doğal yaşam alanları olmalı, büyük araziler olmalı, konforları birinci derecede düşünülmeli ama kesinlikle barınaklar olmasın deyip hayvanları sokağa bırakmak yanlış bir şey. Sonra hemen köpeğimin tasmasını taktım. Ya ben biliyorum zarar vermeyecek ama belli olmaz yani. O an için belki hayvanın biyolojik bir rahatsızlığı vardır. Tıpkı bizim tansiyonumuz düşüyor. Mesela guatr hastası oluyoruz. Yani aslında mizacımız sinirli değil. Hayvanlar da öyle. Onlar da guatr hastası oluyor işte. Tiroid hastası oluyor. Hormon hastası.